Osman. Osman. Su iç. Osman su iç. Su iç. Nefes al. Sakin ol. Tamam, sakin. Nefes al. Biraz daha iç. Biraz daha, ne olur biraz daha iç. Sakin ol. Bana bak. Nefes al. Nefes al. Herkesi meraklandırdın değil mi? Sen nasıl buldun beni? Sen söyledin ya sırrımızı. Ne düşünüyorsun Osman? Bilmiyorum. Hatta sorun şu, hiçbir şey düşünemiyorum. Hiçbir şey. Sana bir itirafta bulunayım mı? Ben de imzayı atmadan birkaç dakika önce böyle olmuştum senin gibi. Bir anda fark ediyorsun değil mi hayatın ne kadar değişeceğini? Başka birine anne diyorsun. Bir anda sorumlulukların büyüyor. Önceliklerin değişiyor. Çok korkutucu değil mi? Sen nasıl cesaret ettin? Yani hiç tanımadığın birine bir ömür boyu söz verebilmeyi sen nasıl göze aldın? Bilmem. Adı üstünde aslında. Can yoldaşlığı, hayat arkadaşlığı. Yolda öğreniyorsun. Ya beraber büyüyorsun. Ya da küçülüyorsun. Duyguların garantisi yok ki maalesef. Şöyle bir farığa baktım. Oturuyor yanımda yakışıklı yakışıklı. Sonra gözlerimi kapattım. Ve onsuz bir hayat düşündüm. Nefes alamadım biliyor musunuz? Nefes alamadım. Tabii öyle olunca attım hemen imzayı. Yani. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Ya kapat. Osman, bu sorunun cevabı sadece senin içinde. Senden başka hiç kimse yardım edemez sana Osman. Şimdi
Yarın sabah uyandığında Burcu'nun hayatında olmadığını düşün. Eğer bu seni rahatlatıyorsa doğru yerdesin. Ama rahatlatmıyorsa... Onu ilk gördüğün anı düşün. İlk elini tuttuğun anı. Sana sabah uyandığında kahve getirmesini. Senin ona kahvaltı hazırlamanı. Ya da susmayı. Osman, sadece onunla susabilmeyi düşün. Haklıymışsın. Ben kararımı vermişim. Ona söylemedin mi burada olduğunu? Asla. Ama altın ışık diye bir şey var. Galiba ona yetişmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Sen harika bir yengesin. Hiç söylemiş miydim daha önce? Harika bir yengesin. Çok zor bir şey Osman. Hayır Süreyya, oyalayın dedi de ben, biz şimdi ne diyeceğiz bu kıza? Ha, ne diyeceğiz yani, Osman kaçtı mı diyorsun sen? Kız o yapar mı böyle şey? Ya, evet ama evlenmek de onun yapacağı bir şey değil. Demek herkes öyle düşünüyor ki sessiz sedasız bakıyorlar işte. Süreyya niye yok ortada? Demek ki var bir bildiği. Nereye bakacağını anladıysa. Onlar dert ortağı gibi sonuçta. Onu bırak da biz Burcu'ya ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz ha? Osman kaçtı mı diyeceğiz? Sen kaybolduğunda ben böyle ağırdan aldım çünkü ağzımdan burnundan getirdiler. Bir dur şimdi Akif hastane bir araştırıyor, daha cevap gelmedi ama bir sakin olun. Bir dur. Geldi, nasıl oyalayacağız insanları? Biz geldik. Osman. La kahretmesin, neredesin ya? Bir şey yok ya, trafikte kalmış çocuk. Oğlum telefonunu açsana. Allah Allah. Sessizde kalmış ya, fark etmemişim. Git gelini al. Yok gitmesin, dur. Ben gideyim. Siz fotoğrafçıyı çağırın. Gelini merdivenle inerken gelin, daha güzel oluyor. Sürpriz bozulmasın. Aklımı sallıyorum ya. Süreyya Hanım. Damat mı geldi? Geldi. Ah. Ben çağırmadım özellikle sürpriz bozulmasın diye. Ay, hazır mısın? Hazırım. Tamam süper. Fotoğrafçı geldi mi? Anne bitir telefonu, hadi gidiyoruz. Dur sen dur. Gel Siren Hanım. Sen dur burada, tamam mı? Sürpriz olsun aşağıya. Çok güzel gözüküyorsun. Sağ ol. Hadi gel, buyurun. Canım.
Hadi bu kadar sarılma yeter. Gece uzun. Nasıl olsa durup durup sarılacağız. Burada önce bir grup fotoğrafı alalım. Ondan sonra da güneşi kaçırmadan, bahçede kalabalıklaşmadan dışarıda fotoğraflarımıza devam edeceğiz. Buyurun gelin. Nereden buldun? Sır. Tebrik ederim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, siz de hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay, gelmişiz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, değil mi? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hiç durmuyorsunuz. Hiç durmak. Ya tatlım, bir şeyi de ben olmadan çözüverin ya. Common sense, common sense. Bakması gereken tek kişi bana bakmıyor. Bir türlü olacak iş değil. Görüyor musun bak? Bizi birbirimize vermediler ama en nihayetinde yine biz karşılıyoruz konukları. Çoğunluk geldi gibi geçelim mi biz de ha? Osman kapıya kadar gelip davetiye bıraktı. Ben de kıramadım. Geldik, öyle yaptık. İyi yapmışsın. Çok mutlu oldum. Ben aslında sana teşekkür için gelecektim ama burada sıkı yönetimdeyim. Evden bırakmıyorlar. Teşekkür mü? Anlamadım. Niye? Beni bulmak için bayağı çaba harcamışsın. Ha yok canım, abartıyorlar. İşte elim kolum biraz uzun biliyorsun. Yani imkanları kullandım. Bir işe yarasın dedim. O yani insanlık görevi sonuçta. Peki. Yine de teşekkür ederim. Hoş geldin. Rica ederim. Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya ilk defa bir gelenek bozuldu diye hiç rahatsız olmuyorum. Ne demek? Biz ne zaman bir faaliyette duyduk, bulursak ya bir kutlama yapsak mutlaka bir olay olur ama bize her akla şükür. Tamam. Ay şükür. Başına seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim senin.
Hemen gideyim ben. Ne hayrın dokunur, ne bir şey umulur. Başkası sende, bilmem ki ne bulur. Elinden uçanla bir kaçan kurtulur. Bugün seversin, yarın unutur. Seveceğim, gezeceğim. Tamam, ben gidiyorum. Onla kendini sıra bana geldi. Kadının bendi, erkekleri yendi. Bak zaman değişti, sabırlar tükendi. Yalvarmak çok eski. Bence güzel söyledi. Güzel de sürpriz. Asma suratını. Yok, annem şaşırtmıyor artık beni de. Anneni şaşırtacağı kesin. Yani bence annemin kalbi sandığımızdan daha sağlammış. Onu gördüm. Asmacığım. Güzel görünüyorlar değil mi? Teşekkür ederim. Nikah şahitlerimiz lütfen. Kıymetli misafirlerimiz, bu harika geceye öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sayın Burcu Selim'e, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sayın Osman Baran'ı eş olarak kabul ediyor musunuz?
Hilmi Hanım biraz heyecanlandı. Burcu Hanım. Hayır. Kabul etmiyorum.